Merhaba sevgili hanımlar, Örgü Annem'e hoş geldiniz. Bugün sizleri yine yazlık ve kışlık bütün örgülerinizde kullanabileceğiniz şöyle 3 boyutlu çok güzel bir örnek hazırladım. Görünüşü gerçekten çok güzel bir örnek. Şöyle detaylı bir şekilde göstermek istiyorum kesitlerini. Şöyle yandan da bir bakalım. Bu örneğimizi ben 4 numara şiş ve şöyle orta kalınlıkta bir ip ile çıkardım. Aynı örneği yine 3,5 numara şiş ve bebe yünü ile de ördüm. Nasıl göründüğünü merak ettiğim için ve çok zarif durdu. Şöyle yakından göstereyim. Dediğim gibi her türlü örgünüzde kullanabileceğiniz çok güzel kullanışlı bir örnek. Bu arada örneğimiz 4 ve 4'ün katlarından oluşuyor hanımlar. Ben size anlatımını yaparken 16 ilmek artı 2 de kenar ilmeği olmak üzere toplamda 18 ilmek üzerinden yapacağım. Yani örnek üzerinde de göstereyim. Şu şekilde 1, 2, 3, 4 motif şuraya kadar. Yanlarda da yarımşar motiflerimiz var. 4 motif üzerinden anlatımımı yapacağım. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız videonun yanında kırmızı bir abone ol yazısı var. O yazıya tıklayarak abone olabilirsiniz ve hemen yanında bir zil işareti var. Zilin üzerine tıklayarak aktifleştirdiğinizde her video yayınladığımda mutlaka size bildirim gelecektir hanımlar. Artık dilerseniz örneğimize başlayalım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yarım örneğim için bir tane ters örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Burada iki ilmeğimizi yer değiştiriyoruz. Hemen şöyle arkadaki ilmeği sağ şişime takıyorum. İki ilmeği sol şişten serbest bırakıyorum. Önde kalan tek ilmeği sol şişime alıp daha sonra sağdakini de sola aktarıp yer değiştiriyorum. Ve ikisini de düz olarak örüyorum. Arada iki tane ters. İpimi tekrar arkaya alıyorum. Aynı şekilde buradaki iki ilmeği yer değiştireceğiz. Şöyle anlaşılması için iki ilmeği serbest bıraktım. Öndeki ilmeği sol şişime aldım. Arkadaki ilmeği de sağ şişime aldım. Öndeki ilmeği sola doğru, arkadaki ilmeği de sağa doğru yer değiştirmiş oldum. Ve bu ilmeği de tekrar sol şişime aktararak düz olarak örüyorum. Arada yine iki tane ters. Bütün bir sıramız iki ters ör, iki ilmeği yer değiştir ve düz ör şeklinde hanımlar. İki tersten sonra tekrar buradaki iki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Ve düz olarak örüyorum. Tekrar arada iki ters. Yine ipimi arkaya alıyorum. İki ilmeği yer değiştiriyorum. Düz olarak örüyorum. Ve sonunda kalan bir ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve kenar ilmeğim. Örneğimizin arka yüzünde ve ikinci sırasında ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimiz ters. Burada bir tane düz ilmeğim var. Önde bunu ters olarak örmüştük. Düz olarak ördüm. Burada iki tane tersimiz var. Ters olarak örüyorum. İki tane düzümüz. İki ters. İki düz, yine iki tane ters, iki düz, iki ters ve sonunda kalan düz ilmeğimiz ve kenar ilmeğim. Örneğimizin üçüncü sırasında kenar ilmeğimi aldıktan sonra bakın şurada iki tane düzümüz var. Yanlarında da birer tane tersimiz. Buradaki bir düz ve bir tersi sağa doğru kesiyorum.
defa şişimi doluyorum. Buradaki bir düz ve bir tersi de sola doğru kesiyorum. Burada bizim bir motifimiz bitti. Bakın yine iki tane düzümüz var. Kenarlarında birer tane tersimiz. Bir düz ve bir tersimizi sağa doğru kesiyoruz. İki defa şişimizi doluyoruz. Bir düz ve bir tersimizi de sola doğru kesiyoruz. Yine aynı şekilde iki düzümüz, bir düz ve bir tersi sağa doğru. İki kere doluyorum. Bir düz ve bir tersimizi de sola doğru kesiyorum. Yine aynı şekilde iki düzümüz, bir düz ve bir ters sağa doğru kesiyorum. Kestikten sonra iki defa doluyorum. Ve sonunda kalan bir düz ve bir tersi de sola doğru kesiyorum. Ve kenar ilmeğim. Örneğimizin dördüncü ve arka yüzünde kenar ilmeğimi aldıktan sonra ters gördüğümü ters olarak görüyorum. İpimi arkaya aldım. Doladığımız yere geldik. İki kere dolamıştık. Bir defa düz olarak örüyorum. İpimi serbest bırakıyorum. Tamamen alttan tekrar bu şekilde alıyorum. Ve yine düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. Bakın iki tane tersimiz var. İki ters örüyorum. Doladığım ilmeği bir defa düz olarak örüyorum. Ve tamamen şişimden serbest bırakıyorum. Ve dolamış olduğum ipi şu şekilde alttan tekrar alıyorum. Ve arka kanattan tekrar düz olarak örüyorum. Tekrar ipimi öne aldım. İki tane tersimi örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir defa düz olarak örüyorum doladığımı. Tamamen serbest bırakıyorum. Bu şekilde alttan tekrar alıp arka kanattan düz olarak örüyorum. Tekrar ipimi öne aldım. İki tane ters. Yine dolmuş olduğumu bir kere düz olarak örüyorum. İpimi tamamen serbest bıraktım. Alttan bu şekilde alıyorum. Ve arka kanattan tekrar düz olarak örüyorum. Ve sonda kalan bir tane ters. Ve kenar ilmeğim. Şöyle bakalım. Beşinci sıramızda ve ön yüzümüzdeyiz. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın burada düz ilmeğimiz var. Bunu düz olarak örüyorum. İpimi kendimden tarafa aldım. Arada iki tane tersimiz var. Bunlar bizim iki defa doladığımız ilmeklerimiz. Bunları ters olarak ördüm. Tekrar ipimi arkaya alıyorum. İki tane düzümüz var. Bunları yine aynı şekilde yer değiştiriyorum. İlk sırada yaptığımız gibi. Arkadakini öne, öndekini arkaya doğru yer değiştirdim ve düz olarak örüyorum. Tekrar ipimi öne aldım. Arada iki tane ters. Tekrar ipim arkada. İki ilmeği yine aynı şekilde yer değiştiriyorum. Ve düz olarak örüyorum. İpimi yine öne aldım. Aradaki iki tersimiz. Yine iki düzümüzü yer değiştiriyoruz. Ve düz olarak örüyoruz. Arada iki ters. Ve sonda kalan bir düz. Ve kenar ilmeği. Örneğimizin arka yüzünde ve altıncı sırasında yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Terslerimizi ters, düzlerimizi düz. Burada bir tane tersimiz var. İpimi arkaya aldım. İki tane düz. Tekrar ipim önde. Yine iki ters.
2 tane düz, 2 ters, 2 tane düz. Yine 2 ters, 2 düz ve sonunda kalan bir tersimiz ve kenar ilmeği. Şöyle genel olarak bakalım görüntümüze. Yedinci sıramızdayız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra burada bir defa doluyorum. Bu yine yarım örneğimiz için. Ortadaki tersimiz, kenarlarda da düzlerimiz var. Bu sefer daha önce bakın açmıştık. Şimdi de kapatmaya başlıyoruz. Bir düz ve bir tersi sola doğru kesiyorum. Burada da bir tersimiz ve bir düzümüz var. Bir düz ve bir tersimizi de sağa doğru kesiyorum. Ve burada iki defa doluyorum. Yine aynı şekilde bir düz ve bir tersimizi sola doğru kesiyorum. Bir düz ve bir tersimizi de sağa doğru kesiyorum. Ve iki defa doluyorum. Aynı şekilde bir düzümüz ve bir tersimiz sola doğru kesiyorum. Bir düz ve bir tersimizi de sağa doğru kesiyorum. Tekrar iki defa doluyorum. Aynı şekilde bir düzümüz ve bir tersimiz sola doğru kesiyorum. Bir tersimiz ve bir düzümüzü de sağa doğru kesiyorum. Ve burada yarım örneğim için tekrar doluyorum ve kenar ilmeği. Örneğimizin 8. sırasında ve arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra doladığımı düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. Burada 2 tane tersimiz var. 2 ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine 2 defa doladığımız yere geldik. Bir önceki ördüğümüz şekilde örüyoruz. Bir tane düz ördüm. Doladığım ipi tamamen serbest bırakıp bu şekilde alttan alıyorum ve arka kanattan tekrar düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. 2 tane ters. İpimi arkaya aldım. Bir düz ördüm. Doladığımı tamamen serbest bıraktım. Alttan tekrar alıp arka kanattan düz olarak ördüm. Yine 2 tane ters. İpimi arkaya aldım. Bir tane düz ördüm. İpimi tekrar tamamen ters bıraktım. Alttan alıp arka kanattan düz olarak ördüm. Tekrar 2 tane ters. İpimi arkaya aldım. Bir kere dolamış olduğum ipi düz olarak ördüm ve kenar ilmeği. Şöyle bir bakalım. 8 sıra olarak örneğimizi bitirdik hanımlar. Örneğimiz 8 sırada bir kendisini tekrarlıyor. Ben şimdi tekrar bir üst motife geçişi göstereceğim. Yine burada en başa dönüyoruz. En başta bir ters ördükten sonra 2 ilmeği yer değiştirmiştik. Daha sonra 2 ters, 2 ilmeği yer değiştir, düz ör şeklinde örmüştük. Yine aynı şekilde örüyoruz. Bu bir üst motife geçişimiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 2 tane düzü yer değiştiriyorum. Düz olarak örüyorum. Arada 2 tane ters. Yine aynı şekilde 2 düzü yer değiştiriyorum. Düz olarak örüyorum. Arada 2 tane ters. İpimi arkaya aldım. Yine aynı şekilde bakın 2 tane düzümüz var.
Yer değiştiriyorum. Düz olarak örüyorum. Arada iki tane ters. Sonda kalan iki düzümüz. Tekrar yer değiştiriyorum. Düz olarak örüyorum. Sonda kalan bir tane ters ve kenarımı. Bir üst motife geçişimiz de bu şekilde hanımlar. Yine 8 sıra örüp örneğimizi tamamlıyoruz. Evet sevgili hanımlar, bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.